Bugün 27 Temmuz 2024 Cumartesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu mesaisini Baba Ocağı Rize'ye ayırdı. Erdoğan toplu açılış töreninde konuştu. CHP'li belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan prim borçları hedefindeydi. Erdoğan ne sözlerine ne de borçlarına sadıklar dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eleştirilerine de yanıt verdi. Borçların üzerine yatmak istiyorlar, gereken adımlar atılacak diye konuştu. En borçlu 5 belediyenin CHP'li olduğunu hatırlattı. Millet ve memleket sevdalısı lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Ne sözlerine sadıklar ne de borçlarına sadıklar. Dans gösterisine gelince para var. Gazetecilere Roma turu yaptırmaya gelince para var. Ancak sosyal güvenlik kurumuna borcunu ödemeye gelince para yok. İnsanda biraz utanma olur. Mahcubiyet olur. Gündeminde CHP'nin sosyal güvenlik kurumuna olan prim borçları, hedefinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları vardı. Neymiş? CHP'li belediyeler iş yapamaz. Hatta çöpleri bile elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış. İyi de CHP'li belediyeler zaten çöp toplamıyor ki. Kamyonla toplamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız? Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkuyla karşılandığı Baba Ocağı Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Sayın CHP Genel Başkanı'na tavsiyem, öncelikle dersine iyi çalışması, ardından enerjisini borcunu ödemekten kaçmak yerine milletin hakkını ödemek için kullanmasıdır. CHP'li belediyelerin SGK borçlarını rakamlarla da sıraladı. En fazla borcu olan ilk 5 belediye Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Toplam 96 milyar liralık borcun 65,1 milyar lirası yani %68'i CHP'li belediye ve iştiraklerine ait. Büyük şehirlerde durum çok daha kötü. %76'sı CHP'li belediyelere ait. Erdoğan sözlerini CHP SGK'ya borçlulukta zirveyi kimseye bırakmıyor diye sürdürdü. Çalışma Bakanlığımızın yayınladığı en borçlu belediyeler listesine şöyle bir bakın. İlk 5 belediyenin borcunun son 5 yılda 9 ila 883 kat arasında arttığını görürsünüz. Eski genel başkanları genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batırmıştı. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun kötü mirasını aynen sürdürüyor. Anlaşılan sosyal güvenlik sistemine kastetmek bunların bir geleneği. Tahsilatlar yapılacak diye de ekledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız siyasi parti ayrımı gözetmeden tüm belediyelere borç bildirimlerini göndermeye başladı. Biz bu süreci siyasi çekişmelere kurban etmek istemiyoruz. Hakkaniyete ve adalete uygun şekilde tahsilatları gerçekleştirmek arzusundayız. Tamamlanan afet konutlarının sahipleri anahtarlarını Erdoğan'ın elinden aldı. Cumhurbaşkanı Rize'ye ayak basar basmaz konuştuğu Güneysu'da ise yeni camiyi sözü verdi. Mevcut cami maalesef kayma yapmış. Biz şimdi şantiyenin olduğu yerde büyükçe bir camiyi yapalım istiyoruz.